Evet arkadaşlar, ben Nevat Güngör. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel havlu kenarı modelini yapacağız. Halka model sevenler için. Yapımı biraz uğraştırıyor. Ha bir de sarıyorsunuz arkadaşlar. Ama bitimi çok güzel oldu. Yani bunu satmaya kalksanız bile yani güzel bir paraya satarsınız. Çünkü basit bir model değil, ağır bir model. Bunu küçük halkadan da yapıyorlar arkadaşlar. Ben büyük halkadan yaptım. Orta boydan yaparsanız. Ben buna 5 tane halka koydum. 5 tane motif yaptım. Ötekine 6 tane sanırım olacak. Şöyle bir modelimiz oldu. İsteyen şuradan bunun bitiminde kare de yapabilir. Bu zincirin üstüne bir sıra daha gidebilir. Yapımı güzel. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Çünkü bunlar hepsi bir emek oluyor arkadaşlar. Yani bu modeli çıkartan arkadaş kimse, onun da ellerine sağlık. Yani modeller herkesin ellerinde. Bir model artık kimseye hani ait kalmıyor, model sahibinin dışında herkes yapıyor. Sonuçta yapan arkadaşın da eline sağlık. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, 7.yi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.sini battıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çekelim. İpimizi buradan keselim. Filoş plik olduğu için arkadan şunu çekip yakalım hemen ki yoksa yaptıklarımız hemen sökülüyor. Şimdi benim durduğum yerde rüzgar çok var. Bir de bu ipler bu kadar çok uzun olduğu zaman yaktığımız zaman kapkara bir görüntü oluyor. O yüzden ben bunu biraz daha keseceğim. Şimdilik elimden çıksın diye kestim. Hemen dibine yakın kesiyorum ki kapkara ip çıkmasın. Şimdi ben evin tepesindeyim, terasadayım da rüzgar çok var. Çakma ama bire sönüyor. Sönüyor işte. Ben bunu yakayım geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi halkamızın çiçeğimizden başlayalım. Şimdi tığımıza bir tane tığımızı ipimize sabitleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Halkamızı alıyoruz. Tığımızı ipimizi halkamıza sık iğneyle sabitledik. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpi üstüne alıyoruz. Bir tane trabzan yapacağız. 2, 3, 3 seferde çıktık. Bir daha. Bir, iki ve üç. Bir, iki ve üç. Baştaki 3 tane zinciri saymıyoruz. Onunla birlikte, onun dışında 4 tane yapıyoruz. Trabzanlar 4 tane olacak. 3 tane zincir hariç. 4 tane trabzanımızı yaptık. 3 tane zincirimizi çektik. Sık iğneyle aşağı giriş yapıyoruz. Böylelikle bir tane yaprağımızı oluşturduk. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar ip alıyoruz. Tekrar halkamızın içine girip 3 seferde çıkıyoruz. Tekrar. İki. Üçüncüsünü yapıyoruz. Ve tığım habire de ipten çıkıyor. Bu flaş iplikler çok çabuk kaçıyor. İki oldu. Üçüncüye içine girdik. İki, üç. Dördüncü kez halkamıza girdik. Dört tane yaptık. Bir, iki, üç. Zincirleri saymıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Sık iğneyle kapattığımız zaman şöyle 2 tane oldu. Bunun gibi arkadaşlar böyle 7 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yapalım. Orada buluşalım. Şimdi bu çiçeklerimizin göbeklerini hazırladık. Burada bir tane kalmış. Onu da yakacağım. Ben bunu kalın büyük halkadan yaptım. Bunun bir küçük boy halkası da var arkadaşlar. Havlunuzun boyunu ölçerek üst kısmını yapacağız. Ben buna benzer başka bir örnek yapmıştım. Orada bana 5 tane motif olmuştu. Bunda da büyük ihtimal 5 olacak. Eğer küçük halkalardan yaparsanız, bunun bir küçüğünden yaparsanız 6 tane de olabilir arkadaşlar. Ona dikkat edelim.
Şimdi bunları hepsini hazırlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapraklarımızı yapacağız. Bunun için de 5 tane halkamızı alacağız. Etraflarını sık iğneyle sarıp çiçeğimizin ortasına çanağımızı yapacağız. Evet. Tığımızı ipimize sabitledik. Şimdi halkamızın içinden geçirip sık iğneyle kapatıyoruz. Şimdi bu ipi de şöyle yan tarafa alalım. Arada yürütelim. Şimdi buraya ipsiz sık iğneler yapıyoruz. 2 3 4 5 artık şuraya daha sık olur. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Diğer halkamızı alıyoruz. İçine geçiş yapıyoruz. Bir tane zincir çektikten sonra diğer halkanın içine geçiş yaptık sık iğneyle. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi buraya da 20 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 rüzgar çok var 18 19 ve 20 20 tane de buraya aldık. Tane. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi buraya bir zincir daha çekiyoruz ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Toplamda bu 5 tane olacak arkadaşlar. 5 tane böyle yapalım. Yine aynı buraya 20 tane yapacağız. Şöyle 5 tane halka oluncaya kadar yapalım. Evet arkadaşlar 5 tane tamamladık. Şöyle. Şimdi 5 tane daha sonra bu 20 yaptıktan sonra bir 10 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane zincir çekiyoruz. Çiçeğimizin göbeğine yapıştıracağız. Bu şimdi düz tarafı ben şuradan alacağım. 4 tane yapmıştık ya direkt ortasından batıp bunu da içinden kaydırarak geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada bir tane zincir çekmiştik ya. Sık iğnenin tepesine batıralım. Arasında boşluk kalmasın. Bunu da kaydırma yöntemiyle çekelim. Ve buraya 20 tane yapmıştık. Yarısı olmuştu. 10 tane de buna yapmıştık. 10 tane de şimdi buraya dolduracağız. Yani 40 tane desek halkın içinde 20 yarısı. Şimdi bu öbür çevreni yaptığımıza göre 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 şöyle bir tane boşluk kalsa isterseniz bir tane daha fazladan doldurabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane zincir çekmiştik ya altından giriyoruz. Şuradan alıyorum. Ve buraya bir tane sık iğneyle kapatıyorum. Böylelikle ara kapanmış oluyor. Ve karşı halkaya geçmiş oluyoruz. Sık iğneyle. Şimdi buraya da bir 10 tane yapıyoruz. Tığımın teli kaçtı. Evet. 10 tane de buraya yapalım. Geçtim. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ve 10. Bir zincir daha çekiyoruz. Beyaz işimizi alıyoruz. Yaprağın bir tanesinin ortasından geçiyoruz. Geçtik. Bunu da böyle içinden kaydırarak geçirdik. Bir zincir aldık. Şimdi burada bir zincirden yukarı çıkmıştık ya. Rüzgar berbat var burada. Ama nasıl sıcak da esiyor. Şimdi burada bir tane zincirimizin tam çektiğimiz yerin göbeğini buradan batıyoruz. Böyle yaptık. Bunu da kaydırma yöntemiyle çektik. Ve diğer 10 taneyi de dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İstersen bir tane daha burayı doldurursun, istersen doldurmazsın fark etmez. Şimdi bu bir tane zincir çektiğimiz yerin altından geçirip tekrar bir sık iğneyle onu sabitliyoruz ve arayı kapatmış oluyoruz ve karşı tarafa geçiyoruz. Bunu 3 tane böyle bu 2 tane yaptığımız gibi birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu böyle dönecek. Burada 2 tane kalacak. Evet, 5. sıraya da geldik. Birleştirdik. Bakın arkadaşlar, ördeğimiz ne güzel kendini toparladı. Şimdi burada ilk yaptığımız başladığımız sık iğnenin içinden geçirip kaydırma yöntemiyle de çekip tığımızdan geçirip bir tane de zincirimizi çekelim ve ipimizi çok uzun olmayacak şekilde keselim. Uzun bıraktığımız zaman da yine ipimizin ucunu keselim ki kararma yapmasın ve burayı da yakalım arkadaşlar. Şu arkayı da yakacağım. Şimdi bu işlem de böyle. Beyazım da bir tane kalmış orada. Onu da yakalayayım. Bütün halkalarımızı böyle hepsini çerçeve yapalım arkadaşlar. Bir üst sonraki bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşilleri yaptık. Sıra bunları. Ben önceden hazırladım bunları. Modelimizi düz tarafını alıyoruz. Yeşilleri de yaptıktan sonra düz tarafı. Burada iki tane kalmıştı. Aşağıda kalacak şekilde. Buradan bir baş, bir baş, bir sarı hardal, bir beyaz diye yapacağız bunları arkadaşlar. İki tanesi aşağı kalacak şekilde. Ben daha önceden yaptım. Şimdi bunu da yapmak için şuradan arkadaşlar 1, 2, 3, 3'üncüden 3 tane sık iğneyi boş bırakıyoruz. İpimizi oraya sabitliyoruz. Şunlarda floş ipler açıldı. Açılıyor her zaman. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptık. Burayı tutturduk. Bir tane yaptık. Yan tarafa geçiyoruz. Bir yandan da arkadan şunu götürelim de pisliği kaybolsun. 2 3 4 5. Her sık iğnenin üzerine birer tane batıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğne yaptık. Her bir sık iğnenin üzerine birer tane battık. Şuradan 3 tane veya 4 tane boş bırakabilirsiniz. Bir tane zincir alıyoruz. İşimizi geri çeviriyoruz. İlk çok da büyük olunca pek belli olmuyor. Şimdi burada bir tane zincirimizi aldık, geri çevirdik. İlk sık iğne değil, ikinci sık iğneye batarak eksiltmelerimizi yapacağız. 1 2 3 4 sık iğnelerin üzerine batıyoruz. 5 6 7
8, 9, 10 ve 11. İlk sıra 12 idi, ikinci sıra 11 tane yaptık. Bir zincir çekiyoruz, tekrar geri dönüyoruz. Bir taneyi boş bırakıyoruz, ikinci sık iğnemizin üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, batamadım, 7, 8, 9 ve 10 tane. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Bu işlem ta ki sonunda bir tane kalınca kadar devam ediyor arkadaşlar. Bunu sonuna kadar yapalım, bitirelim. Evet, son sıralara geldik. Bir zincir çektik. İşimizi döndürdük. Son 2, 1, 2, bir zincir çekiyoruz. Son sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Bir tane de zincir çekip ipimizi koparalım. Burayı çok iyi sıkı yapalım arkadaşlar. Bu ip ne kadar kısa olursa o kadar iyi oluyor. Ya, yanarken kapkara oluyor sonra uzun ip bırakırsanız. Bunu her zaman kısa yapalım. Hemen böyle yandık. Tamam, temizlendi. Şöyle bir görüntü oldu. Bu arada benim burada civcivler var. Civcivler bilmem kameraya girdi mi? Annemin arkadaşının gelini verdi. Büyüdüğünde. Burası örneğimizin tersi. Burası örneğimizin düzü. Şimdi bunun sarısını da yapalım. Evet. Yine dizinden alıyoruz örneğimizi. Şimdi sonunu yapıyoruz. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktık. Sık iğnemizi içinden geçirdik. İpimizi de yine arkaya alalım. Pisliği kalmasın. Evet. Batıyoruz. 1, 2, tekrar 12 tane buraya sık iğne yapıyoruz. Annem yine sesleniyor. 3 tane buraya 12 tane yapalım arkadaşlar. Evet, bu rengi de bitirdik. İpimizi yine kopartalım. Güneş geliyor. Neyse, tersinde kaldı yine bu. Bunu biraz daha koparalım. Şimdi bunu birleştirmeye geldi arkadaşlar. Evet, tekrar göstereyim. Ütüye girdiği zaman çok güzel kalıp gibi duracak bu işler. Şöyle bir şey oldu. Bir tane hardal rengi, işte renkli beyaz, renkli beyaz, renkli diye. Şöyle güzel bir modelimiz oldu. Şimdi bunu birleştirelim. Evet, bunları birleştirmemiz için arkadaşlar ipimizi, tığımızı sabitleyelim yine. Halkamızı alalım. Halkamızı sabitleyelim şunu. Şimdi bunun içine nasıl kaç tane doldurmuştu? 40 tane, 42 tane tam doluyor. Sık iğne doluyor. Şimdi biz bunun yarısını yapacağımıza göre bu ipi de alttan götürelim. 20 tane bu halkamızı dolduralım. Sık iğneyle. Şu kalkması. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane doldurduk. Bir tane zincirimizi çektik.
İkinci halkamızı aldık. Sık iğneyle halkaya giriş yaptık, birleştirdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tekrar bir zincir çektik. Üçüncü halkamızı içine sık iğneyle geçiş yaptık. 2, 3, 4 ve 5. Bunu da 20 tane yapacağız arkadaşlar. Sonra tekrar sık iğneyle bir zincirle karşı tarafa geçeceğiz. Havlumuzun uzunluğu kadar arkadaşlar bunu yapacağız. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ben iki tane fazla yaptım. Dikme payı birer tane kenarlarına taşmasın diye bir boş bırakacaktım. Onu iki tane gibi de boş bırakabilirim arkadaşlar. Havlunuzun uzunluğuna göre yapın. Onu da ayarlamak için bir de örneğimizi de koymak için arkadaşlar bir tane boş bıraksak şöyle dikilecek, tutturulacak. Bu yeşil, bu beyaz ve bu yeşil olarak tutulacak. Bunu baş yapsak bu yeşil, beyaz, yeşil. Yani bir motife 3 tane halka gidiyor. Havlunuzu ayarlarken ona göre de ayarlayın halkalarınızı. Kenarlarda hani bir tane iki tane boş kenarda kalsın, gerisi motif. Yani 3 tanesi bir motif. Aralarına da 3 tane motif bırakabilirsiniz, halka bırakabilirsiniz veya 4 tane bırakabilirsiniz. O aralar size kalmış. Ona göre boyunu ayarlayın. Havlunuzun yapacağınız yere göre ayarlayın. Şimdi bunu her tarafını istediğiniz uzunluğa kadar şöyle bir gidelim. Kaç tane yapacaksanız. Sonra birleştirmeye gelelim. Evet, istediğimiz ölçüye geldikten sonra bunu da 20 tane yaptıktan sonra bir 10 tane daha sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar yuvaya giriyoruz. Bir 10 tane daha yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane daha yapalım. Arada zaten boşluk var. Bunu böyle kaydırdığım zaman zaten arası kapanıyor. Şimdi burada bir tane zincir çektiğimizin altından giriyoruz ve burayı kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası kapandı. Şunu da yapmamızın sebebi arkadaşlar, isterseniz yaparsınız, isterseniz sık iğne yaparsınız. Buradan daha rahat batılması için. Yani zorlamasın. Tekrar yine karşı yuvaya girdik. Halkaya. Tekrar 10 tane yapıyoruz. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9 ve 10. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Batalım. O yine 10 tane sık iğne. Şimdi 10 taneyi de yine yaptıktan sonra tekrar buradan alttan tek zincir çekmiştik ya. Tekrar karşı tarafa giriş yapıyoruz. Bu da arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekli de devam edecek. Dediğim gibi bunu ister yaparsınız ister yapmazsınız ama yaparsanız daha güzel olur. Karşı taraftaki halka geçirken kolaylıkla içinden geçirebiliriz. Ben buna yapmadım mı? Bunu sökerim yeniden yaparım. Evet, bu işlemi tekrar yapalım arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar,
halkamız hepsini bitirdik. Şimdi bir üst sırasına geçeceğiz. Tığımızı sabitleyelim yine. Bir tane halkamızı alalım. Beyaz ipimizle birlikte içine giriş yapalım ve sabitleyelim. Tekrar bu ipi altından geçirelim. 10 tane sık iğne yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. İşimizi de bir bakalım. Evet, 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar kameram uçuyordu. Burada spermat uçuyor. Diğer ipimizi, halkamızı alalım. Şuradan arkadaşlar 3 tane yapmıştık ya. Halkamızın da tersini düzene bakalım. Ona göre takalım. İçinden geçirelim. 10 tane yaptık. Bir tane zincir çektik. Halkamızın içinden o 3 tane yaptığımızın içinden geçiriyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Şurada bir zincir çektik ya, öbür halkaya geçerken onun içinden de kaydıralım. Böyle kapatalım arayı. 10 tane daha yapalım. Sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptık. Bir tane zincir çektik. Bir tane daha aldık halkamızı. İçinden geçiş yapıyoruz. Tekrar yine 10 tane yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine sarı olan halkamızın içinden. Yine 3 tane çektiğimizin içinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar bu bir zincir çektiğimizin içinden, sık iğnenin üstünden bunu da geçiriyoruz. Bir kaydırma yöntemiyle geçiriyoruz. Bunu da yine halkamız içine 10 tane dolduruyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane yine sık iğneden sonra zincir. Üçüncü halkamızı da geçiriyoruz. Bu sırada sıra sonuna kadar böyle gidecek arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Arkadaşlar geçirdim, halkaya bir ek yapacağız. Sonra 10 tane, sonra bir tane zincir. İşimizde dönmeden bu 3 tane zincir yaptığımız yerin içinden geçiriyoruz. Bunu da bir kapatalım. Bir tane zincir. Tekrar yine bu sık iğnenin tepesinin içinden kaydırma yöntemiyle şöyle alalım. Tekrar 10 taneden sonra karşı tarafa bir halka daha yapacağız. Ekleyeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane zincir ve yine halkaları ekleyeceğiz. Şöyle bir görüntü oluyor. Arkadaşlar bunu yaparken dikkat edelim. Ben bu ötekinde yaptım. Bazen dalgınlık oluyor. Bunu birleştirmişim. Sonra buradan diğer halkayı, boş bir halkayı takacağım ve beyaz yapacağım. Ben gitmişim buraya yapmışım. Şuraya eklemişim. Farkında olmadan. O yüzden dikkat ederek yapalım. Hemen hemen şurada yapmışım aynı hatayı, o hatayı. Sonra gitmişim. En son şurada
sana doğru bir yerde daha yapmışım. Sondaki zannettim, hadi 3-5 tane sökerim dedim. Meğer sen buradan yapmışım hatayı. Koskocaman ucu. Yine boşa geldim. Hepsini söktüm. Ona göre dikkat edelim. Yapalım bakalım. Yapalım bakalım ki benim gibi aynı hataya düşmeyin. Bakın böyle bunlar dönüyor. Bunları da böyle çevirin. Nerede 3 tane zincir çektiklerimiz alta gelsin. Çünkü onları birleştireceğiz. Tersi düzü de ayrılmış oluyor. Bu işlemi de sıra sonuna kadar yapalım. Arkadaşlar sonuna geldik. 10 tane buradan yaptık, birleştirdik. 10 tane de buradan yaptık, birleştirdik. Şimdi bu diğer modelimize bakalım. Bu kenar olacağı için 2 taneyi ben boş yapacağım şimdi. Yani burayı 20 tane dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, Allah Allah, tığ kaçtı yine. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi burası böyle boşluk olduğu zaman bunu böyle çekeriz. Arası kapanır. Şimdi burada bir tane zincir yaptığımız yeri böyle altından alıyoruz. Sık iğneyle kapatıyoruz ve o ara kapanmış oluyor. Ve karşı tarafa geçmiş oluyoruz. 2, 3. Buraya da 20 tane yapalım arkadaşlar. Sonra göstereyim. Evet, buraya da 20 tane yaptık. Yine böyle altından alıyoruz. Sık iğneyle birleştiriyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. Ben bunun başına 2 tane boşluk yaptım. Siz isterseniz hani motifinizi yapacağınız yeri sayarsanız bir tane de boşluk bıraksanız olur. Şimdi burayı tekrar 10 tane dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane zincir çekiyorum ve bir tane motifimizi alıyoruz. Burası tersi, burası düzü. Yine modelime de bakayım. Bu model neredeyse bir aydır elimde. Başka işler yaptım, sipariş almıştım. Bunları yaptım, bu kaldı elimde. Evet, yeşile batırıyoruz. Tersine alıyoruz elimize, yeşilin ortasına, herhangi bir yerde ortaya gelecek şekilde ipimizi geçiriyoruz. Çok sıktığımız zaman da işte böyle model geçmiyor. Tığdan geçmiyor. Evet, yeşili aldık. İpi de kaydırdım içinden. Bir tane de zincir aldım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bu içinden de geçirebilirsiniz. Tekrar yine 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptığımız zaman tekrar yine bunu altından alıyoruz. Tığımızın altından geçiriyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar yan tarafa geçiyoruz. Yine bir 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane yine zincir alıyoruz ve işimize de bakalım. Ters de dönmesin. Yeşili yaptık. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane boş dalımız kalmıştı, yaprağımız. Bunun tam birleşme yerinin içinden geçiriyoruz. Yaprakların tepesine değil, sık iğneyle kapattığımız yerin içinden geçiriyoruz. Bunu da sık iğneyle içinden geçirdik. Bir tane de zincir aldık. Tekrar buraya geçiriyoruz. Halkanın içine giriyoruz. Ve 10 tane yine sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bunun içinden, ortadan tek zincir yaptığımızın içinden geçiriyoruz. Sık iğneyle kapatıyoruz. Tekrar buraya bir 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Yine işimize bakalım. Yanlış yerleri birleştirmeyelim. İki tane boşluk bıraktık. Üçüncüsüne yeşil yaprağı, dördüncüsüne beyazı. Şimdi burada tekrar yine yeşil yaprağımızın ortasından bir yerden geçiş yapıyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar halkamızın içine girip 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar yine halkamızın içine geçiyoruz. Böylelikle yapraklarımızı, çiçeklerimizi birleştirmek oldu. Birleştirdik arkadaşlar. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir çektikten sonra tekrar bunun içinden geçiyoruz. Halkaları birleştirmiş olduk. Ve tekrar diğer halkanın içine geçiş yapıyoruz. Bunu da yine 20 tane dolduracağız. Aralarına kaçar tane yapmışım, bir bakayım. 1, 2, 3 tanesinden bir motif oluyor. 3 tanesi, 1, 2, 3 tane yaptım. 2 tane de boşluk yapıyorum. Tekrar 2 tane boşluk yaptıktan sonra yine burada yeşilimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Şunu doldurdum. Şimdi bunu da doldurun. Birleştirme, ikinci birleştirmeyi de göstereyim. Sonra videomuz yavaş yavaş bitiyor zaten. Evet arkadaşlar, şimdi 3 taneyi birleştirdik. 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüsüne geldim. Üçüncü halkaya geldim. Şimdi burada bir motifimizi yine birleştireceğiz. Bu örneğimizin tersi. Bu örneğimizin düzü. Yine böyle ters olarak alıyoruz. Ters bize bakacak şekilde. Yine yeşilin ortasından bir yerden tığımızı geçiriyoruz. Birleştirdik. Tekrar bir zincir alıyoruz. Tekrar halkamızın, bu beyaz halkanın içine geçiş yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptıktan sonra tekrar yan bir tane zincir çektiğimizin arasından geçiş yapıyoruz. Sık iğneden kapatıyoruz ve tekrar yandaki halkaya geçiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yaprağımızın, çiçeğimizin ortasını birleştireceğiz. Şuradan bir tane birleştirdik ya. Bakın arkadaşlar, şunu şu ortadaki sık iğneyle birleştirdiğimizin içinden geçiyoruz. Sık iğneyle yine kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar beyaz halkamızın içine geçiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar yandaki bir zincir çektiğimiz onun içine giriş yapıyoruz. Şimdi bu son yaprağımızı da yapalım. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane zincirimizi çekelim. Son yaprağımızı da şöyle, bakın arkadaşlar, bunu birleştirdik. Bunun da ortasından yapmıştık. Şimdi bunun da yeşilinde ortadan bir yerden giriş yapacağız. Sık iğneyle aldık. Bir tane zincirimizi çektik. Tekrar halkamızın içine girdik. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ve de 10. Tekrar yan tarafa girdik. Ve tekrar öbür tarafa geçtik. Burada 20 tane dolduracağız. Bu yana da 20 tane. Bu yaprak yeşil yaprak olacak. Çiçeğin beyaz göbeğin ortası olacak. Yine yeşil yaprak. 2 tane yine boşluk derken böyle dolduracağız. Benim bu orta boy halkalardan yaparsanız bir motif daha fazla yapmış olursunuz. Benim büyük halkalar bende 1, 2, 3, 4 ve 5 tane oldu. İsterseniz şu 5 tane yapsanız, ben havluya baktım da havlu 50 santim var, 50-55 santim arası olunca benim havlum bir tane buradan fazla geliyor. Gerçi bunu şimdi dikmeyeceğim. Hangi havluya da olacağı belli değil. Elimdeki havluya göre bu bir tanesi fazla geliyor. Öbür taraftan da uçkunlu bir tane fazla geliyor. Dikerken böyle de dikebilirsiniz. Ya da böyle havlunun arkasına da alabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi ben bunları tamamlayayım. En sonki zinciri de yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Evet, motiflerimizi birleştirdik. Şimdi bunu örneğimizin dizine alıyoruz. Havluya dikmemiz için. Üstüne zincirini yapacağız arkadaşlar. Şimdi tığımızı sabitleyelim. Sarı olan kısmından alıyoruz. Şuradan ortadan bir yerden batıralım. Şimdi elimizin sıklığına, gevşekliğine göre şu iki tanesinin arasına zincir yapacağız. Ben 10 tane yaparım, 12 tane yaparım. Siz belki 9-10 tane yaparsınız. Yani herkesin eline göre yapılsın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaptım ben. Şöyle denk getiriyorum. Ortasından bir yerden sık iğneyle kapatıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Böyle de yapın da neresine denk geliyor. 12 tane. Siz işte dediğim gibi 11 tane de yapabilirsiniz. 10 tane de yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle de tutun. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Bu da böyle olacak. Buradan havlumuz havlumuzda dikilmesi için olacak. İsteyen bunun üstüne ufak ufak kafes de yapabilir. Hani geri döner. Üstüne boş kutucuklar da yapar. Öyle de dikebilir. Zaten çok bayağı bir işçilik oldu burada arkadaşlar. Hani halkı deyip geçmeyin. Bayağı bir uğraştırıyor bu model. Şimdi bunları da böyle yapalım. Son bitmişini göstereyim. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdik modelimizi. Şöyle bir görüntü oldu. Yani ütüsüz olduğu halde kalıp gibi oturuyor. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.